Hayvancılık yapan babasının küçük ahırını büyütmek için kolları sıvadığında 29 yaşındaydı. 3 yıllık bir çalışmayla devasa bir besi çiftliği kurdu. Şimdi tam 650 hayvanı var. Peki tüm bunları nasıl mı başardı? İzleyelim. Hayvanların içinde büyüdüm diyebiliriz. Babadan bize geçti. Baba yadigarı ahırı bir besi çiftliğine dönüştürdü. Elinin hamuruyla erkek işine bulaştı, çok da başarılı oldu. Besi tesisinde işte kurbanlık hayvan yetiştireceğiz. Onun dışında biz zaten damızlık, Türkiye genelinde hayvan ihalesi veriyoruz, damızlık ihaleleri. Kesim yapıyoruz, ithalat yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. 20-30 baş hayvanı vardı babasının. İşi o büyüttü. Şimdi tam 400 baş koyun, 250 damızlık düvesi var. Babadan bize geçti. Zaten özümüz hayvancılıktan geldiği için ben de daha ileriye, daha iyi yerlere getirebilmek için böyle bir şeye karar verdim. Nasıl yaparım derken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'yla tanıştı. Bu yerde bizim 3 tane TKDK'dan projemiz var zaten. Orada da 2 tane besi tesisimiz var. Diğer taraftaki ahırlarımızda damızlık hayvanlarımız var. Burada da bana ait, kendimin ilgilendiği 250 başlık besi tesisim. İdari kriterlerimize, teknik kriterlerimize uyan projeleri değerlendirmemiz sonucu kabul ettiğimizde kendileriyle sözleşme imzalıyoruz ve başlıyor. Tesisler bu şekilde ortaya çıkıyor. Proje tutarımız 1355 lira yatırım tutarı. Hibemiz de 881 lira tutarında bir hibe aldık. Bunun %65'i bayan girişimci olduğum için, genç girişimci olduğum için %65'ini 881 lira aldım. 3 senedir kendi besi çiftliğini yönetiyor. Her an işinin başında. Hatta en küçük ayrıntısıyla yakından ilgili. Özlem Tekin, şimdi bir hanım ağa. Büyük bir cesaretle içeriye girdiniz. Yok, korkmadım. Zaten yıllardır yaptığım için çok severek yapıyorum. Severek yaptığım için de korkmuyorum.